Çam Ağacı. Bir zamanlar ormanların birinde güzel bir çam ağacı vardı. Ama çok küçüktü. Bahar ve yaz aylarında yanındaki büyük ağaçları kesip götürürlerken üzülmekten kendini alamazdı. Ben de büyük bir çam ağacı olsaydım, beni de kesip götürselerdi keşke derdi. Kışın çevresindeki çam ağaçları kesilirken de üzülür, kesilen ağaçların nereye götürüldüğünü merak edip dururdu. Güneş ona neden üzgün olduğunu sorardı. O da, ben de çok çabuk büyüyüp öteki ağaçlar gibi olmak istiyorum derdi. Güneş onu, üzülmene gerek yok. Hava güzel, orman serin. Bu güzelliği her yerde bulamazsın. Bana kalırsa sen yaşamının tadını çıkarmaya bak, diye avutmaya çalışırdı. Küçük çam ağacı avunmak için etrafına baktı. Büyük ağaçların dallarına kuşlar konuyorken, onun yanından geçen bile olmuyordu. Yalnızca küçük tavşan üstünden atlayıp geçerdi. Bahar geçip kış geldi. Ormandaki ağaçların hepsi yapraklarını döktü. Yalnız küçük çam ağacı yemyeşil kaldı. Kış geçtikten sonra çam ağacı biraz daha büyüdü. Tavşan artık üstünden atlayamıyordu. Aradan nice kışlar, baharlar gelip geçti. Yine çam ağacının yanındaki ağaçlar kesilip götürüldü. Yine öteki ağaçlar kesilirken çam ağacı üzüldü. Bu arada çam ağacı büyüdü. Büyüyecek bir ağaççık oldu. Karlı bir kış günü ormana gelen adamlar onun çevresini sardılar. Çam ağacı buna çok sevindi. Baltalar sırtına inmeye başlayınca acıyla kıvrandı. Küçük çam ağacını kente bir köşke götürdüler. Acı çekmesine karşılık sevinmekten de kendini alamıyordu. Ağacı köşkün büyük salonuna götürdüler. İçi kum dolu büyük bir fıçının içine diktiler. Dallarına yıldızlarla şekeri büyüklüğünde parlak toplar astılar. Aralarına küçük ışıklar yerleştirdiler. Altını da çeşitli armağan paketleriyle donattılar. Küçük çam pırıl pırıl bir ağaç olup çıktı. Çok güzel görünüyordu. Süslenmesi ona bütün acılarını unutturdu. Akşam olunca ağacın altındaki armağanları almaya sıra geldi. Çocuklar ağacın etrafını sardı. Işıklı salon, çocukların armağanları, kapışmak için koşuşturmaları çam ağacını öyle mutlu etmişti ki. Ormandan buraya getirildiği için çok sevinçliydi. Gece olup vakit ilerleyince çocuklar uyudu. Ondan sonra çam ağacı ile kimse ilgilenmedi. Bütün büyükler vur patlasın, çal oynasın, kendi keyiflerine bakıyordu. Çam ağacı köşesinde unutulup gitti. Sabah olunca salonu temizlemeye gelen iki hizmetçi çam ağacını yerinden alıp tavan arasına taşıdılar. Burası karanlık bir yerdi. Ortalıkta çocuklar da görünmüyordu. Yapayalnız kaldı. Çok da üşüyordu. O sıcak yılbaşı gecesi aklından çıkmıyordu bir türlü. Yaşamının en güzel gecesiydi o gece. Sonunda bir başına bırakılmıştı. Ormanı, ormandaki öteki ağaçları da çok özlüyordu şimdi. Küçük çam ağacı, o küçük tavan arasına ne kadar kaldığı bilmiyordu. Ama yaşamının en kötü günlerini orada geçirdiğini farkındaydı. Günün birinde tavan arasına gelen bir iki adam çam ağacını oradan alıp bahçeye indirdiler. Küçük çam ağacı, bahçeye çıkarılıp aydınlığa kavuştuğuna sevinmişti. Aydınlıkta dallarının kuruyup yeşil yapraklarının solduğunu görünce çok üzüldü. Üzüntüsü çok uzun sürmedi. Adamın biri gelip baltayla dallarıyla gövdesini parçaladı. Şimdi o yakılmak için sıra bekleyen kuru odundan başka bir şey değildi.